uyarma ekleyin. İster kendi başına da yayınlanacak. Burada yaşadıklarım belli. Bursa'daki parazit, sinek, mikrop, virüs üretimi belli. Burada koşturan ordu kadar her gün her gün değişen nöbetçilerle belli. Penceremin karşısındaki ağaçlara çizilen işaretler belli, hayvanlar etsin diye. İlerisine yoluna, geçiş yoluna, patikaya, park yoluna çizdikleri satanizm ve diğer batıl pagan işaretli böyle devasa şekil belli. 666 yazıyordu belli videomda. Penceremin karşısına başkasıyla konan siyah dudaklı, gerçi kafası çıkmamıştır fakat ben tanıdım, fink atan sosyal medyada o satanist belli, onları yayanlar belli. Diğer komşulara şu an gibi yaptıkları baskılar belli. Karşıda değişik değişik köpeklerle, kedilerle aynı yerde. Bu satanizmin ne kadar yayıldığı ülkemizde belli. İnsanların hayatına kastettikleri belli. İkileşti kediler aynı noktada. Gitmesini emretti. Sineklerle yönetimleri videolarımdan belli. Ve ben bu Müslümanlara, böyle pasif Müslümanlara bunu söylüyorum. Ülkemizi zapt etmişler be. Her yerdeler, her apartmanda. Cihat zamanıdır. Kesinlikle. Yoksa bu yayılacak çocuklarımıza. Çünkü takip ediyorlar doğum hastanesinden kreşlere kadar. Tümünüze dayatacaklar bu şeyleri. Cihat zamanıdır. Sadece şunu bunu yaparak olmuyor. Boşuna ayetleri yok. Cihat et diye. Neyin varsa, paran, kalemin, ağzın, gücün, neyin varsa cihat etmek zorundasın. Çünkü Allah buna izin vermez. Batıl yok olmaya mahkumdur diyor. Yeteri kadar ilerlediğimi istediğin kadar sen ibadet etmiş ol. Çünkü sen cihat etmeyerek ayete karşı geldin. Kendini cehennemde bulacaksın. Özellikle burada devlet görevlerine, emniyete ve diğer kurumlara sesleniyorum. Çünkü görüyorum camilerdesiniz bazılarınız. İbadetleriniz var. Burada görev size düşüyor özellikle. Benim yeteneğim, gücüm o değil. Ben yapabileceğimi yapıyorum. Doğum hastanesine saldırılarını gördüğümden beri bu işin peşindeyim. Varımla yoğumla uğraşıyorum. Ve
Yardım ediyor mu bilmiyorum. Kimse seyretmiyor. Kurtuluşa erdim mi onu da bilmiyorum. Allah bilir. Cehenneme bile gitmeye hazırım. Fakat yazdığı gibi öğüt veriyorum ben. Çünkü gördüklerim burada belli. Sadece o şeyler değil. Her namazıma baskılar. Bugün uzak durdular. Çünkü her çektiğim, açıkladığım şey, gösterdiğim şeylerden ellerini yavaş yavaş çekiyorlar. Fakat bok büyülerinden, sinek büyülerinden vazgeçmiyorlar. Daha fazla ne yapabilirim ben bilmiyorum. Görev kime düşüyor belli be. Yoksa bu şeytana uyanlar, satanizm çocuklarınızı alıp cehenneme götürecek. Bunu görmüyorsan sen, bunun hesabını yapamıyorsan, Kur'an okuyup bunu çözemiyorsan, zaten körlerdensin. Kudüs'e çok gittim. Orada da ibadet edenler var. Size de görev düşüyor. Bu kanun var ya, yeni kurulan sözleşmesine. Bu satanistleri korumak içindir. İlk başta oraya el atılmalı. O kanunu kuran aynı Nostradamus'ta yazdığı gibi o Romalı Hadriye'dir. Ve damarlarınızı değiştirecek. Bir şeyler sokacak oraya. Toksoplazma gibi. Korona gibi veya aşı gibi bir şey yapacak damarlarınıza. Kurtulma şansınız var. Derhal işe başlamalısınız. Öyle değil mi Hadriye? The Great Hadriye. Neredesin? Çık evet de. Bunun kulları sadık çünkü ve bakın kuşatmaya bakın. Bu da Yıldırım'ın, bu da Yıldırım'ın. Diğer şeylere de bakın. Önceki videoma da. Sabahki videoma da bakan anlar böyle hayvanlara bir şey yedirip sıçtırarak bu sinekleri üretiyorlar. Neden? Çünkü toksoplazma. Toksoplazmalı kakadır diye. Evet millet. Aynen böyle pisliklerle. O yüzden madem belediye bunları besliyor. Tonla tonla milyar dolar yem dağıtıyorsa bu hayvanlara, o zaman sokak sokak dolaşıp hayvan besleyen bu satanistleri önlem alın. Çünkü ne yedirdiklerime çok, belediye beslesin madem sokaklarda izin veriyor. Bu satanizmi önleyin. Bu satanizmin ilk ayağı bu sokak hayvanlarıdır. Ve Nostradamus okumuş. Kur'an'ı bilen alimler, icanlar, The Great Hadriye, James Your Veins, damar yollarına yani. Ve ayetteki senin yaratılışını değiştireceğim birbirine çok iyi uyuyor. Bu gerçekleşmeden önce cihat. Çünkü bu şeylerle yaptıkları belli.
Kaç konsolosluk kanserden gitti. Kaçı kalpten, böbrekten. Yine kabusun. Bu şeyleri dayatarak, bu yakarları, iğneleri, pislik kokuların gazını, düğüm büyüsü, satanizm. Sabahı böyle kapatıyoruz. Öğüt tamamlamamız. Çünkü sonuç olarak Alak suresiyle başlıyor Kur'an. Ve bu işleri yapmazsanız zebanileri tatacaklardansınız. Bunlarla beraber.